Hippilerin bir sözü var güzel dostlarım. Savaşma, seviş. Çünkü savaşırsan sevişmeye enerjin yok. Sevişirsen savaşmaya enerjin yok. Ha bu arada videonun konusu sevişmek değil ha. Hemen havaya girmeyin hemen. Buradaki espri ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir bazı videolara bakıyorum. Öfke kontrolü. Öfkenin kontrolü. Ya öfke geldiği zaman nasıl kontrol edeceksin ki? Kontrol edemezsin. O geldiği zaman çünkü sen gitmiş oluyorsun. Hastalık gelmeden önce önlem alman lazım. Hastalık geldiği zaman işin zor. Şimdi olağanüstü bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bizler güzel dostlarım enerji attıkça mutlu oluruz. Çok enerji atarız, çok mutlu oluruz. Az enerji atarız, az mutlu oluruz. Bazen halay çekiyorsun ya, Allah keyif verir. Bazen halı sahada maç yaparsın, keyif verir. Ya da şöyle diyeyim, şimdi hareketsiz dur desem sana, hiç hareket etme desem yorulursun, sıkıntıya girersin. Onun için bizler devamlı enerji atarız güzel dostlarım. Enerji attıkça rahatlarız. Onun için sporcular mutludur. Onun için sanatçılar mutludur. Çünkü devamlı enerji atarlar. Hani bir hadis-i şerif var biliyorsundur. Öfkelendiğin zaman oturuyorsan ayağa kalk. Duruyorsan yürü. Yani enerji atman lazım. Enerjiyi değiştirmemiz lazım. Bazı yerlerde görüyorum işte öfke kontrolü. Öfke kontrolü şöyle olur. İşte şöyle olursa sakin olursun, huzurlu olursun gibi. Bana çok garip geldi. Ya öfke geldiği zaman sen yoksun ki. Öfke geldiği zaman öfkesini esir eder. Sinirliyim, moralim bozuk. Bir dakika ya 10 tane adım vardı. Ne yapacaktım sakinleşmek için diye bir şey diyemez. Çünkü o sırada öfke geldi. Hükmeden öfke o sırada. O duygu sana hükmediyor o sırada. Dolayısıyla güzel dostlarım öfke gelmeden önce hamleleri yapmamız lazım. Ya da böyle gerilmeden, sinirlenmeden önce dingin olmak, sakin olmak bunun formüllerini biliyor olmamız lazım. Ve şimdi ben size öyle enteresan, öyle güzel bir teknik vereceğim ki güzel dostlarım. Bundan sonra hayat boyu sakin olabilirsin. Tabii önce şuna karar vermemiz lazım. Nasıl bir insan olmak istiyorsun? Öfkeli bir insan mı, sakin, huzurlu, dingin bir insan olmak istiyorsun? Nasıl bir insan olmak istiyorsun? Önce buna karar vermen lazım. Önce biz buna karar verdikten sonra işimiz kolay güzel dostlarım. Sabah kalktın, gerginsin. Niye gerginsin bilmem. Ne bileyim ben gerginim işte. Neden gerginsin? Bunu bilme şansın yok güzel dostum. Çünkü duygular gelirken haber vermez. Hadi seni birazcık sinirlendireceğim demez. Ya da hadi birazcık mutlu olacağım demez. O kendiliğinden gelir. Duygu kendiliğinden gelir. Yalnız o sen değilsin. Yani duygular bulut gibidir güzel dostlarım. Gelir gider, gelir gider ama sen gökyüzüsün. Yani bulutlar bazen beyaz olur, bazen siyah olur. Onlar gelip gelip giderler. Duygular gelip gelip giderler. Sende vardır ve gelip gelip giderler ama sen gökyüzüsün. Hep sabitsin. O arka taraftaki asıl sen var ya, o içindeki çocuk var ya, senin öfkene, mutluluğuna, şuna buna hepsine uzaktan bakar ve tebessüm eder. Çünkü onlar devamlı gelip gidecektir. Burada arkadaşlar benim İnandığım şey şu, bir insan ne kadar zayıfsa, ne kadar güçsüzse o kadar bağırır çağırır. Mesela bir bebek var evde düşün, bir aylık bebek, hiçbir şey gücü yetmiyor. En fazla onun sesi çıkar, herkes ona hizmet eder. Niye? Çünkü o güçsüzdür. Güçsüz olduğu için bağırıp çağırır. İngedir, ahalar, anne de koşar, biraz daha bağırır, baba da koşar, biraz daha bağırır, dede de, teyze de, kim varsa evde. Herkes ona yardımcı olmaya çalışır. Çünkü çocuk zayıftır ve güçsüzdür. Onun için zayıflar ve güçsüzler fazla sesleri çıkar onların. Fazla bağırırlar. Sakin insan olmak arkadaşlar, huzurlu olmak bana göre Allah'a inancın özelliklerden birisi. Bir gün bir deniz böyle çok dalgalı, çok dağdağlı böyle işte gemiyle yolculuk yapılıyor. Ama gemi batmak üzere. Öyle dalgalar sert ki gemi batmak üzere. İnsanlar sağa sola koşturuyor ve bir müddet sonra gemi batacak ve hepsi ölecek korkusu yaşıyorlar ve sağa sola koşturuyor. Herkes böyle bir garip bir haldeler. Orada birisi sakince, huzurlu bir şekilde oturmuş. Hiç oralı değil. Gemi yalpalanıyor, su alıyor. Birisi sakin, hiç oralı değil. Ama tüm yolcular eyvah öleceğiz, biraz sonra öleceğiz korkusuyla sağa sola koşturup duruyorlar. O sırada oradaki sakin oturan kişi diyor ki bağırıp duranlara, korkuyla sağa sola koşturanlara diyor ki hiç inancınız yok mu sizin? Biri diyor ki ya ne inancı inancından bahsediyorsun. Görmüyor musun? Gemi batacak. Sen de halen inanç inanç diyorsun. Ne inancı? Adam tekrar diyor ki hiç Allah inancınız yok mu sizin? Adam yine diyor ki ya ne inancından bahsediyorsun? Biraz sonra gemi batacak. Öleceğiz. O sakin adam kalkıyor. Geminin kenarına kadar varıyor. Ve surlara bakıp diyor ki huzurlu ve sakin ol. Birdenbire arkadaşlar çok enteresan bir şekilde dalgalar duruyor, sakinleşiyor ve gemi güvenli bir şekilde yolculuğuna devam ediyor. Bu Hazreti İsa'nın mucizesi. 2000 yıl önceki bir mucize ve hayatta da devamlı mucizeler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Yaşıyoruz. Ve biz de öyle değil miyiz? İçimiz dağdağlı, bir öfke var, bir gerginlik var. Bir defa hafiften kendimize şunu diyebilirsek çok şey değişecek. Huzurlu ve sakin ol. Öfke arkadaşlar şöyle bir şey. Biz makine gibiyiz. Öfkeyi de öğrendik. Çocukken köpekten korktun. Her gördüğünde aynı tepki veriyorsun. Sanki makine bir tuşa basıyorsun aynı tepki veriyor ya. Öfke de öyle. Çocukken annenden babandan onlar bir öfkelendi. Sen bir yanlış yaptın. Onlar öfkelendi. Hemen kodladın. Dedin ki birisi yanlış yaptığı zaman öfkeleneceğim. Makine gibiyiz. Trafiğe çıktım. Trafik sıkıştı. Hadi öfkelendim. Yataktan kalktım. İşte terliği ters tarafta gördüm. Hadi öfkeleneyim. Hadi öfkeleniyorum. İşte arabaya park edeceğim. Park yapacak yer bulamadım. Hadi öfkeleneyim. Öfkelendim. Yani makine gibi her gördüğümüz şeyde aynı tepki gösteriyor. O zaman
zaman ne oluyoruz? Makine oluyoruz, insan olmuyoruz. Hep aynı tepkileri veriyorsak aynı durumlarda makineleşmiş bir birey oluyoruz. Ve güzel dostlarım biliyorsunuz biz insanlara kızmayız, davranışlara kızarız. Ve biz karşımızda bazen birisi bir yanlış davranış sergiliyor. Biz o sırada o davranışa kızıyoruz ama şahsın kendisi kızıyormuş gibi yapıyoruz. O zaman pek çok şeyi yıkabiliyoruz. Barış abinin parçasıydı değil mi? Keskin sirke küpüne zarar. Her öfke sana zarar verecek. Hayatta biliyorsun denge var. Öfkeli, ne kadar öfkeliysen, ne kadar sinirliysen hayat da sana o kadar öfkeli ve o kadar sinirli gelecek. Sen ne kadar affediciysen, hoşgörülüysen biliyorsun ki hayat da sana affedici ve hoşgörülü gelecek. Hayatta denge var. Verdiğini alacaksın. Sen çevrendeki insanları cansız, güçsüz görüp ne kadar baskı yapmışsan sen o kadar da baskı olacak. En çok üzüldüğüm kişiler kimler biliyor musunuz? Bir erkek karısına gücü yetiyorsa ona öfkeli oluyor. Bir anne çocuklara gücü yetiyorsa çocuklara öfkeli oluyor. Yani kim kimine gücü yetiyorsa ona öfkeli oluyor. Ve sonra ne oluyor biliyor musun? Bir gün şartlar değişiyor. Çocuklar büyüyor. Bu defa da aynı öfke sana doğru oluyor. Ve ektiğini biçiyorsun. Ne ekersen onu biçersin. Ektiğini biçiyorsun ve farkında değilsin. Ama diyorsun ki hocam elimde değil ki. Sinirlendiriyorlar. Elimde değil ki. Elimde olsa sinirlenmez misin? Şimdi ben sana elinde nasıl olacağını söylesem nasıl olur? Daha sakin olacağını anlatsam ve tekniği anlatsam uygular mısın? Nasıl olur arkadaşlar? Mevlana gibi olsak, Yunus gibi olsak, her şey hoşgörüyle yaklaşıyor olsak. Evet onlar gibi olmak istiyorum. Mevlana gibi, Yunus gibi olmak istiyorum. Elimde değil ki sinirlendiriyorlar. Diyorsun ya elinde olacak tekniği şimdi sana öğretsem nasıl olur? Harika olur. Bence de harika olur. Sence de harika olur. Evet. Şimdi arkadaşlar sistem nasıl işliyor biliyor musunuz? Bizde diyafram diye bir şey var. Biliyor musun bu diyaframı? Hani nefes alıyorum bak. Diyaframı şişirdim. Hani karnımızı şişiriyoruz ya. Nefes aldığımızda arkadaşlar diyafram sert bir zar. Nefes aldığımda diyafram aşağı doğru gidiyor. Nefes verdiğimde yukarı doğru çıkıyor. Nefes aldığımda diyafram aşağı doğru gidiyor. Nefes verdiğimde yukarı doğru çıkıyor. Diyaframın görevi sert bir zar. Aldığımız nefesi böyle aşağı doğru gitmesin diye orada bir kontrol altında tutuyor. Diyafram sert bir zar iken, sertken görevi şu. Sert. Sertken görevi şu güzel dostlarım, beyne mesaj gönderiyor. Bir şeyler kötü olacak, bir şeyler işte güvensiz olacak, sıkıntı var diye. Sen de durup durduğun yerde öfkeleniyorsun. Çünkü diyafram sert. Sonra oradan biri diyor ki sinirlendi, ya bir dur, bir nefes al. Sistemi otomatik işledim. Bir nefes al, bir sakin ol, bir dur deniyor değil mi güzel dostlarım? Nefes aldığımız zaman diyafram nefesi alıp verdikçe diyafram yumuşuyor. Bakın diyafram yumuşuyor. Yumuşadığı zaman da diyaframın görevi şu. Her şey sakin, her şey güvende. Rahat ol, sakin ol. Diyafram yumuşakken istesen de sinirlenemez. Koştun diyelim. Sadece koştun. Hiçbir şey yok. Koştun. Ya da şimdi kalk bir halay çek. Hareket et mesela. Hızlı hızlı hareketler et. Nefes aldığın zaman, koştuğun zaman, enerji attığın zaman istesen de sinirlenemezsin. Anlatabiliyor muyum güzel dostlarım? Diyafram yumuşakken nefesimizi iyi almışsak, iyi nefes alan bir bireysek istesen de sinirlenemezsin. Bunun için şöyle bir şey yapabilirsin. Her gün sabah kalktığında bir dakika nefesine odaklanabilirsin. Çünkü o zaman diyafram nefes alıyor olursun. Çünkü öfke geldiği zaman sen gitmiş oluyorsun. Öfke geldiği zaman sen onu kontrol edemezsin. Ve bunlar hep gelecek güzel dostlarım. Hep gelecek ve gidecek. Gelecek ve gidecek. Eğer güçsüz bir insansan o öfkeyle adam olmaya çalışacaksın. Şimdi adam erkek Osman. Erkek erkekliğini yapamıyor. Yani hayatın hiçbir yerinde erkekliğini yapamıyor. Erkekliğini yapamayan erkekliği nasıl gösterecek? Bağırıp çağırarak göstermeye çalışıyor. Erkek ya. Normalde asıl güçlüyse kendi erkeklik görevlerini yapıyorsa o zaman öfkeli olmaz. O zaman öfkeli olmasına gerek yok çünkü. Ama normal görevlerini yapamıyorsa, evin yaşasını karşılayamıyorsa, çocuklarına eşine sahip çıkamıyorsa bu defa öfkeyle bağırıp çağırıp erkek olmuş oluyor. Arkadaşlar yumuşaklıkta hayat var. Mesela bir gülü düşün. Gülü severiz değil mi hepimiz? Gül. Gülü severiz ama bedeninde 300 tane sert diken ona hizmet eder, onu korur. Gülün gücü naifliğindendir. Onu zayıf gibi görürsün ama o zayıflığıyla bir gül 300 tane dikeni kendisine hizmet ettirir. Güç naifliktedir güzel dostlarım. Bir gün bir eve bir hırsız giriyor. Eve hırsız girdiğinde evin sahibi "Oo" diyor. Hoş geldin, eve bir misafir gelmiş. Tabii hırsız garipsiyor, garip bir ev sahibi. Anlamadınız galiba diyor, ben hırsızım diyor. Ev sahibi diyor ki, o enteresan kişi diyor ki, yo diyor anladım hırsız olduğunu. Önemli değil hırsız olman, herkes diyor bir iş yapar. Önemli olan işini iyi yapmak, bu bir tercihtir diyor, hangi işi tercih edeceğin. O senin tercihin. Ama diyor, önceden haber vereydin, iyiydi, bir hazırlık yapardım diyor. Şu an hazırlıksız yakalandım. Sen hırsız olarak eve geldin ve evde hiçbir şey yok. Sadece bu üzerimdeki battaniye var, başka hiçbir şey yok evde diyor. Ben diyor, yıllardır bu evde bir şey bulamadım, istersen beraber de arayalım.
beraber arıyorlar, evde bir şey yok. Sonra hırsız gidecek, güzel dostlarım. Hırsız gidecek, şey diyor ki ev sahibi, ama diyor bu eve girdin ve buradan hiçbir şey almadan çıkarsan diyor ben mahcup olurum diyor. Yani mahalleliye rezil olurum. Sen diyor bu battaniyeyi al. Battaniyesini veriyor ve adam çırılçıplak kalıyor. Diyor ki hırsız, ama diyor senin hiçbir şeyin kalmadı. Hiçbir şeyim kalmadı olur mu diyor. Şimdi ben sana her şeyimi verdim ya diyor. Şimdi evimde de bir şey yok ya. Ben diyor seninle beraber sizin eve gideceğim. Dolayısıyla sen de bana bir şeyler verirsin herhalde diyor. Hırsız diyor ki ya tabii bizim eve gidebiliriz ama diyor şimdi diyor bir çıplak bir adamla eve gelince diyor ben çocuklarıma işime ne derim diyor. Ev sahibi duruyor, haklısın diyor, seni zora sokmak istemem ama diyor yine de battaniye sende kalsın çünkü diyor dışarı çok soğuk. Evin içi ne kadar da olsa dışarıdan daha ılık. Ve sonra hırsız gidiyor, giderken hey diyor adam, ev sahibi ne yapıyorsun, geri gel diyor. Hırsız tabii adam garip bir şey, hemen duruyor. Geri geliyor. Ne oldu diyor. Ya diyor sen diyor gelirken diyor kapıyı açmadın mı diyor. Evet diyor. Giderken kapıyı kapatsana diyor. Hem diyor insan bir teşekkür eder diyor. Hırsız da teşekkür ederim diyor. Ve çıkarken kapıyı kapatıyor ve gidiyor. Aylar sonra arkadaşlar bu hırsız hırsızlıktan yakalanıyor. Hakimin karşısında. Hakim hırsız olmadığını ispat edecek ama ispat edemiyor. Çünkü onlarca şahit var onun hırsız olduğunu söyleyen. Hakim diyor ki hırsıza, senin diyor buralarda diyor hiç arkadaşın var mı? Senin hırsız olmadığını söyleyecek bir arkadaşın var mı? Hırsız da diyor ki o eve girmişti ya bir ara, bu enteresan adamın evine girmişti ya, şuradaki diyor bilge kişi var ya diyor, evet o diyor benim arkadaşım. O öyle mi diyor hakim? Eğer diyor o senin hırsız olmadığını söylerse, yüzlerce kişi senin hırsız olduğunu söylese de diyor ben seni diyor hırsız olmadığına inanırım ve serbest bırakırım. Ve sonra o bilge kişi geliyor güzel dostlarım. Hakim diyor ki bu senin arkadaşın mı? Bilge kişi de diyor ki evet benim arkadaşım diyor. Hatta o kadar yakın ki bana diyor. Ben diyor tek sahip olduğum battaniyemi ona hediye ettim. Ve aynı zamanda diyor çok kibar bir arkadaşımdır. Bize geldiğinde battaniye hediye ettiğinde hem teşekkür etti hem de kapıyı çekip gitti diyor. Hakim hırsıza diyor ki serbestsin. Hırsız bu bilge kişiye gidip diyor ki bugüne kadar hiç kimse beni adam yerine koymadı. Sadece sen adam yerine koydun. Bundan sonra diyor benim görevim hayat boyu sana hizmet etmek. Müsaade edersen kölen olabilir miyim? Yumuşaklığın gücünü görüyor musunuz dostlarım? Asıl liderlik, asıl yiğitlik yumuşaklıktadır. Ve bundan önce çok duymuşsunuzdur benden. Bir bebek yumuşaktır, hayat başlıyor. Bir ölü serttir, hayat bitiyor. Yeni doğmuş bir ağaç fidan yumuşaktır, hayat başlıyor. Kesilmiş bir ağaç odun serttir, hayat bitmiştir. Yumuşaklıkta hayat başlar, sertlikte ölüm başlar güzel dostlarım. Sizlerin de güzel dostlarım sevgi insanlar olduğunu biliyorum. Emin olun ki sevgi hoşgörü meleklik işaretidir. Nefret şeytanlık işaretidir. Sevgiyi sevmek inançlı bir insanın işidir. Nefretten nefret etmek inançlı bir insanın işidir. Ben öyleyim, ben sevgiyi seviyorum. En azından sevgiyi sevmeye çalışıyorum. Nefretten nefret ediyorum. Ve bunun için arkadaşlar sistem basittir. 1- Nefesine odaklan. Bazen günde birkaç dakika. 2- Lütfen enerji at. Spor yapabilirsin, hızlı hareket edebilirsin, halay çekebilirsin. Çünkü bizim görevimiz enerji atmak. 3- Baştan şunu diyebilmen lazım. Sabah kalktım, bugün mutlu olacağım. Bugün neşeli olacağım, rahat olacağım ya da neşesiz olacağım. Baştan bir şey kararı verdiğin zaman niye niyetlenmişsek o şekilde devam ederiz. 4. Bilmen lazım. Sen nasıl davranırsan hayat sana öyle gelecek. Öfkeliysen hayat sana öfkeli gelecek. Hoşgörülüysen hayat sana hoşgörüyle gelecek. İnsanın açığını gördün ve bunu kapatıyorsan hayat da senin açıklarını kapatacak. Allah da senin açıklarını kapatacak. Biliyorsun hayatta denge var. Ne ekersek onu biçiyoruz. Keskin sirke küpüne zarar. Önce karar vermen lazım ne olmak istediğini. Denir ki güzel dostlarım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dişleri görünecek şekilde 3 defa güldüğü söylenir. Ama denir ki kimse onun kadar çok tebessüm etmemiştir. Onun için tebessüm sadakadır. Hoşgörü olmak sadakadır. Durup durduğun yerde tebessüm ediyorsun, sevap kazanıyorsun. İnanılmaz güzel değil mi? Tekrar özetlemek istiyorum güzel dostum. Nefesine odaklanıyorsun, enerjini atıyorsun. Keskin sirkenin küpüne zarar olduğunu biliyorsun. Hayatın sen o nasıl davranırsan sana öyle davranacağını biliyorsun. Yalnız en kestirme yollardan birisi nedir biliyor musun? Neden öfkeliyiz biliyor musun? Çünkü insanlardan bir şey bekliyorsun. Beklentin yerine gelmeyince öfkeleniyorsun. Beklentisiz ol. Beklenti içinde olmadığımız zaman güzel dostum o zaman öfkelenecek bir şeyimiz de olmaz. Biliyorsun ki sen bir aslansın ve hayatta hiç kimsenin seni elinden tutmasına ihtiyacı yok. Eğer birileri benim elimden tutsun diyorsan o zaman daha bebeksin, daha çocuksun, daha adam olamadın, daha insan olamadın, olgun bir insan olamadın o zaman. Eğer çocuksan, bebeksen, zayıfsan birileri bana destekçi olsun dersin, birileri benim elimden tutsun, yardım etsin dersin, o zaman beklenti içinde olmuş olursun, o zaman daha olgun insan değilsin. Onun için lütfen beklentisiz ol. Beklentisiz olduğumuz zaman işte o zaman öfkemiz olmaz. Sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile, hatta tebessümle kalın. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için
Sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.